Tekrar merhaba. Sevgili Şehir Tiyatrosu izleyenleri, Şehir Tiyatrosu'nu bilmese bile belki ülkenin başka bir yerinde hiç Şehir Tiyatrosu'nda oyun seyretme şansına sahip olmamış diğer nice izleyicilerimiz. Hepinize merhaba. Birlikte olduğumuz bu pandemi günlerinde geçen haftalarda oyunculuğun beden diliyle ilişkilerini konuştuk ve şimdi biraz konuşma becerisinden bahsetmek istiyorum. Konuşma becerisi aynı beden dili gibi çok geniş bir konu. Burada sadece birkaç başlıkta bildiklerimi sizinle paylaşmak üzere karşınızdayım. Konuşma becerisi güçlendirmenin bu bölümünde size biraz durmalardan bahsedeceğim. Konuşurken durmak, söylediğiniz şeyin etkisini katlayan bir beceridir. Bir örnek vereyim, çok kalabalık bir sınıf olduğunu düşünün. Öğretmen içeri girer, susun der susmazlar, susun çocuklar susmazlar. Öğretmen bir süre sessizce durup çocuklara baktığında dalga dalga bir sessizlik yayılmaya başlar sınıfta. Bu durak yapmanın, durmanın ne kadar etkili bir yöntem olduğunun göze görünür halidir. Biz sahne üzerinde veya günlük konuşmalarımızda durma becerisini kuvvetlendirdiğimiz ölçüde insanlar konuşmalarımıza hayran kalacaklar. Yaptığımız egzersizleri siz kendi cümlelerinizde evinizde sık sık tekrar ederseniz bugünlerden cebinize şahane bilgi kümeleri doldurmuş olacaksınız. Durakları konuşalım. Birçok başlığı var ama burada 5 önemli başlıktan bahsedeceğiz. Cümle içinde virgül gördüğümüz yerde veya noktalı virgül gördüğümüz yerde nefes almadan bir süre durmak faydalı bir şeydir. Bunun örneğini şöyle vermeyi çok seviyorum. Bir süs havuzu düşünün. Bazı çay bahçelerinde görürsünüz. Bu süs havuzunun tam orta yerinde bir minik su fıskiyesi vardır. Ve bu su fıskiyesinin suyu ittirdiği yerde bir tenis topu hayal edin. Tenis topu o basınçla döner durur. Konuşma bu tenis topunu döndüren kuvvettir aslında. Konuşmalarınız sırasında durduğunuzda tenis topu bir lokma aşağıya iner ama tamamen güçten düşmez. Konuşmanız bu entonasyonda, bu melodik yapı içerisinde olduğunda etkilidir. Hem sahnede hem sosyal hayatta söylediğim gibi. Şimdi örneklere geçelim. Virgüllerde ve noktalı virgüllerde bir parça nefes almadan aynı nefese başladığımız cümlede durma becerisini nasıl yaparız? Benim sizin için seçtiğim örnek cümlem şu. Yaşının geçtiğini, şimdi ikinci sınıfta olması gerektiğini, babasının fakirliği yüzünden onu okula gönderemediğini anlatacaktı, vazgeçti. Eğer ben bu durakları yapmasaydım, cümleyi ilk gördüğüm şekliyle okusaydım, şöyle belki tatsız bir cümle olacak. Yaşının geçtiğini, şimdi ikinci sınıfta olması gerektiğini, babasının fakirliği yüzünden onu okula gönderemediğini anlatacaktı, vazgeçti. İkinci bir cümle. Annem eti çok sever, babamsa balığı tercih eder. Yine arada durmam. Hangisinin eti, hangisinin balığı çok sevdiğini anlatmam için çok etkili bir durak oldu. İstanbul'un 3 önemli sorunu vardır. Ulaşım, su ve çarpık yapılaşma. Siz istediğiniz kadar noktalı virgüllü veya virgüllü cümleyle bu örnekleri çoğaltabilirsiniz. Yönlendirme kelimelerinden sonra yine yeni nefes almadan bir tık durmak çok işimizi görecek. Nedir yönlendirme kelimeleri? Artık, halbuki, madem ki, meğerse, ayrıca, çünkü, bu arada çünkü demeyi çok tercih etmemenizi tavsiye ederim. Büyük ünlü uyumu ve küçük ünlü uyumuna uyarak söylenmesi gereken şekli çünkü'dür. İkisi de yuvarlak sesli harftir. Ü ile ü yan yana iki yuvarlak sesliği barındırdığı için hem büyük ünlü uyumuna hem küçük ünlü uyumuna uyar. Ü ve İ yan yana geldiğinde yani çünkü dediğinizde uyumsuz söylemiş oluyorsunuz. Çünkü İ dar sestir, Ü yuvarlak ünlüdür. Fakat, ama, lakin, rağmen, oysa ki yalnız. Yalnızın
önce L harfi gelerek doğru yazılması gerektiğini ve söylenmesi gerektiğini de parantez içinde söyleyelim. Peki, şimdi bu cümle başındaki yönlendirme kelimelerinden sonra nasıl örnekler yaparak durak bilgimizi genişletebiliriz, buna bakalım. Artık demir almak günü geldi zamanı. Yani artık demir almak günü geldi zamandan diye söylemek yerine artıktan sonra küçük bir durak yapmak söyleme biçimimizi çok zenginleştiriyor. Artık demir almak günü geldi zamandan. Halbuki ile bir örnek yapalım. Halbuki ben ona onu ne kadar sevdiğimi söyleyecektim. Madem ki istemiyorsun, o zaman yapma. Meğerse aylar önce benden umudunu kesmiş. Ayrıca çok da akıllı bir kızdır. Çünkü ben ondan çoktan vazgeçmiştim. Fakat sen de bunu istersen yapabilirsin. Ama bana geleceğini söylemiştin. Lakin ben ona onun söylediği kadar çok güvenmiyorum. Aslında ben de böyle güzel tablolar çizebilirdim. O halde neden üzerimize düşeni yapmıyorsunuz? Gibi. Bağlaçlardan önce mutlaka bir tık durmamız, konuşmamızı demin de söylediğim gibi çok etkili hale getirecektir. Aylardır ne arıyor, ne soruyor, ne bağlacını kullandık. Ancak bağlacıyla bir örnek yapalım. Elbise çok hoşuma gitti, ancak çok pahalı. Amayla yapalım şimdi. Fiyatlar çok ucuz, ama alıcı yok. Bağlaçlardan önce durmak gerekir demiştik. Bir tane de yalnız bağlacını kullanalım. İşi bir haftada bitiririm. Yalnız biraz pahalı olur. Vatan için ölmek de var, fakat borcum yaşamaktır. Zor bir başlıktır parantez okumak. Şimdi parantez okumak için arkadaşlar muhakkak nefes temperamanınızın iyi olmasına ihtiyacınız var. Çünkü parantez okumak arada durmak ve cümleye devam ettirmek ya. Bakın, elleriyle tanımaya çalışırken gözleri görmüyor. Bunun bir vazo olduğunu anladı. Gözleri görmüyor parantezini okumak için nefesinizi çok kontrollü, durkak yapmanıza ihtiyaç var. Başka bir örnek. Bana gelip güya üzüldüğünü hissettirerek özür diledi. Yine aynı şekilde arası parantez veya tırnak işaretiyle bir ara cümle, ama ara cümleyi de akıtarak ara cümleye bağlamak nefes kondisyonunuzla ve durkakları iyi bilmenizle ilgili. Bana geldi, kendimi çalışmaya adadım dedi. Cümle içindeki zıtlık ifadelerinde de durak yapmayı iyi bilmek lazım. Öğretmen değil, doktor olmak istiyordum. Okuduğu roman değil, şiir kitabı gibi. Durak, nefesinizi kontrol ederek konuştuğunuz cümlede minik ses ve söz oyunları yapmanızı sağlar. Elinizden geldiği kadar yavaş ama etkili konuşmaya gayret edin. Çünkü siz sıradan geldiği gibi böyle sanki bir tek düzeymiş gibi algılanan bir konuşmaya sahip olursanız, sahip olduğunuz bilgi ve beceri ne olursa olsun karşı tarafa kendinizi dinletmekte zorluk yaşarsınız. Önümüzdeki ders görüşmek üzere.